Evet, bilgin olsun. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bir tane okul logosu var. Şu. Bunun 3 boyutlu modelini hazırlayacağız. Ve silikon kalıbını çıkartacaklar. Yani printer'da baskısını yapacağım ben. Şimdi bunu 3 boyutlu oluşturmak gerekiyor. Bu videonun konusu bu. Hızlıca bunu 3 boyutlu modelleyelim. Şöyle kenara alayım. Hep söylüyorum, bu tür işlerde ilk yaptığım plane oluşturmak benim baskı alanımı simgelediği için şöyle merkeze sıfırladım. Sağ tıklıyorum. Object, yani obje ayarlarından bunu şöyle yapıyorum. Backface cool olarak da ayarlıyorum. Yani hem freeze yaptım, yani seçilemez hale getirdim. Hem alttan yukarıya doğru bakınca da görüntüyü engellemeyecek şekilde ayarladım. Şimdi bir plane daha oluşturuyorum buraya. Bunun üstüne de logonun resmini atacağım. Klavyeden M tuşuna basıyorum. Evet, görünür hale getirdik. Şuradan da klavyeden F3'e basıyorum. Bunu düzeltmiş oldum. Şimdi ölçülü çalışmak gerekiyor. Dolayısıyla burada şunu yapmak lazım. Şuradan shaded. Evet. Şimdi 7 santim olacak bunun çapı. Dolayısıyla bir kutu oluşturdum ben. 7 santim. Şimdi resmi uyduracağım buna ve modellemeye başlayacağım. Evet. Şimdi yukarısı da aynı olacak dedik. Ama değil. Şöyle tekrar bir ayar çektim ben buna. 98,5. Evet. Şu an 7 santim ayarlamış oldum. Evet. Hani ölçülü çalışıyoruz ya. İlk önce hani resimden modelleneceği için ilk önce ben resmi reel ölçüye getirdim. Kalınlığı da toplam bütün tırnaklarla yani kabartma yüzeyiyle beraber 4 milim olacak. Demek ki 2 milim kabartma yetecek bize. O yüzden ona göre çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ben bir tane silindiri oluşturdum. Bunu hemen merkeze sıfırlıyorum. Arkadaki resmi görünür hale getirmek için objemizi şeffaflaştıracağım. Bunu da obje seçiliyken yani nesnemiz seçiliyken Alt X tuşlarına basıyorum ve objemizi şeffaf hale getiriyorum. Şimdi bunun yüzeylerinin tam yuvarlak olması lazım. Şunu bir sıfırlayayım. Şunu da yükseklikte şöyle 2 kalsın. Bunun yaklaşık 40 seviyesinde, evet 40 yaptım. Şöyle bakalım tekrardan. 2 milimde yüksekliğimiz var. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce bunu poliye çeviriyorum. Alttan da yüzeyi seçiyorum. Şimdi alt üst eşit gideceğim ama sadece tek bir yüzeyde hani baskıda problem çıkmasın diye alt üst eşit gideceğim. Aynı işlemleri yapacağım. Yani üst yüzeye yaptığımı alt yüzeye de yapmış olacağım ama sadece kabartma üst yüzeyde olacak. Evet. Şimdi şekil üstünden gidiyoruz madem. Buna insert diyorum ben. Evet, ilk kalınlığımızı vermiş olduk. Okey. Şimdi şurada bir çerçevemiz daha var. Onu da oluşturayım hemen.
Evet, onu da oluşturdum. Bir kere daha insert diyorum. Evet, şuradaki çerçevenin duvar kalınlığını belirlemiş olduk. Şimdi içeride bir yuvarlak çerçevemiz daha var. Tekrar insert diyorum. Evet. Bir kere daha. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi çerçevemizi oluşturuyorum. Bir tanesini seçtim. Shift'e basarak yanındakini tıkladım. Şuna da aynı işlemi yapıyorum. Veya gerek yok. İlk önce buradan halledeyim. Extrude 2. Okey dedim buna. Yüzeyi seçtim. Extrude 2. Evet zaten ayarlı. Şimdi burada böyle bir sıkıntı yapıyor. Önemli değil. İç yüzeyi seçiyorum. Delete. Burada da iç yüzeyi komple seçiyorum. Şöyle yaptım. Evet. Şimdi Cap'le ben buradaki bütün yüzeyleri seçeyim. Tekrar alayım şöyle. Klavyeden Shift'e basarak. Evet. Cap diyelim. Evet. Şimdi buradaki bozuk yüzeyi de düzeltmiş olduk. Extrude dedim. 2 milime yükselttim burayı. Tekrar görünür yapalım. Evet. Logomuzun dış çerçevesi oluşmuş oldu. Şimdi sıra geldi buradaki şekillere, yazılara ve şekillere. Şimdi standart bir yazı karakteri kullanacağız. Standart bir yazı karakteri zaten burası. Buradaki bizi uğraştıracak şuradaki kızlı erkekli motif ve içerideki yazılar. Şimdi hemen hızlıca bunlara başlayalım. Tekrar sakladım. Evet. Buradan teksti seçiyorum. Büyük harf İ. Bunu da kalın olarak değiştireyim. Evet. Biraz daha küçülteyim. Buna şekil veriyorum. Biraz daha küçülteyim. Evet. Şimdi kopyaladım bu tarafa.
Evet, bu harfi biraz küçültüyoruz. Evet. Şimdi bunları birleştirmenin yöntemi şu. Buradan spline, editable spline, yani spline'a çevirdik ve bütün harfleri seçiyorum. Şimdi şurayı line ile biz çizeceğiz. Çünkü böyle bir yazı karakteri hatırlamıyorum ben. Max'in içinde bulmaya çalışmaktansa hızlıca line ile biz oluşturalım. Daha hızlı olur. Şurada bir sorun var. Evet arkadaşlar, burayı da düzeltmiş olduk. Şimdi bunları da şunlara birleştirebiliriz. Ve birleştirelim. Şimdi şuradaki şekli hızlıca çizelim. Burada el ele kol kola girmiş kızlı erkekli öğrenciler var. Şunlar kafaları. İlk bakışta böyle motifmiş gibi görünse de. Evet, şimdi ben ilk önce şu aradaki üçgenlerden başlayayım. Evet, şimdi istersek şuralara tekrar refine deyip, vertex ekleyip halledebiliriz. Evet, başladım bir kere, bu yöntemle halletmiş olayım. Şimdi bunları bir de şöyle seçip smooth dersem ben. Smooth dersem, evet şöyle. Şimdi bilince çok kolay. Şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım düşünmüyorum. Aklıma geleni hallediyorum. Düşündüğüm gibi hallediyorum. Şimdi sanıyorum şu üçgenler çok da önemli değil. Şu çemberleri halledeyim bu arada. Evet, onda nasıl yapıyoruz? Circle. Circle'la. Evet. Şimdi bunu seçtim. Atak circle'ı seçtim. Evet. Şimdi burada herhangi bir yön kavramı olmadığı için bunu çoğaltmak daha kolay. Ben bu şekilde çoğaltıyorum. Atladım, herhangi bir yer yok. Evet arkadaşlar, ben şimdi buna modifier list'ten extrude.
Şimdi bizim nesnemizin kalınlığı 2 milim. Ben işi şansa bırakmıyorum. 10 yazıyorum buna. 10 yazarak bunu kalınlaştırdım. Şöyle bir tane her zaman için bir kopya alırım bir kenara. Bulunsun bu bir kenarda, dursun. Şimdi şurada yapacağımız işlemde bir sıkıntı çıkarsa tekrar aynısını çizmek için uğraşmak yerine burada bir tane kopyamız var. Kullanırız. Şimdi bunu aşağıya doğru çekiyorum ben. İlk oluşturduğumuz nesneyi ben seçilir hale getireyim. Silindirimizi. Evet. Şunu. Alt-X yaptım. Görünür hale getirdim. Şimdi burada bir tane modifier kullanacağız. Standard Primitives. Component Object. Boolean. Boolean ama biz şimdi bunu buradan çıkartmayacağız. Tam tersine cut yapacağız. Yani keseceğiz. Çünkü kabartmak gerekiyor bunu. Biz keseceğiz. Keserek yapacağız. Seçtim. Ve evet. Gördünüz mü? Yüzeyi de oluşturdu. Şimdi bunu tekrar işleme devam edebilmek için poliye çeviriyorum. Yüzeyi, evet, işlem yaptığımız yüzeyleri seçtim ama şimdi şöyle Alt Q yapayım. Geri kalan her şeyi saklayayım. Bakın alt yüzey de seçilmiş oldu. Biz bütün işlemi üst yüzeyde halledeceğimiz için ne oluyor? Ben bunu buradaki alt yüzeyin seçimini kaldırıyorum. Kontrol ettim. Evet. Sonra buradan Extrude diyorum. 2 milim. Bütün kalınlıkları 2 milim ayarladık. 2 milim. Logomuz hazır. Hatta şunun da rengini bir değiştireyim. Daha net görün. Evet arkadaşlar. Çizimimiz hazır. Logomuz hazır. Evet şimdi ben bunu hızlıca export edeyim. Yani STL formatına çevireyim. Hemen Jura'da açalım bunu. Logomuz burada. Şimdi bunun 100 mikron ve iç doluluğunu da böyle bir %30 az mı gelir? %40 yapayım ben bunu. %40 doluluk oranında bassın. Şimdi çok kaliteli bir baskı istiyorum. O yüzden hızı da düşüreceğim ben. Yazdırma hızını da normalde standart 60 milisaniyedir. Ben bunu 50 olarak ayarlıyorum. Evet, dış çerçevede bir hani yüzeye yapışmayla alakalı sıkıntı olmaz. Gerçi bunun yüzeyi geniş ama olsun. Ben yine bunu kenar olarak ayarlayayım. Şöyle dilimleyeyim. Bakalım ne süre verecek. İki saat 46 dakika. Hemen şöyle ön izleme penceresine geçelim. Evet arkadaşlar. Aynen. Evet. 2 saat 46 dakikada bitirecek. Yani 3 saatlik bir baskı olacak bu. Printer'ın yanında görüşürüz.
Evet, baskı bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, kamerada tam ortalamış oldu. Hatta camın üstünden şu an bunu sökmek biraz problem. O yüzden şöyle yakından göstereyim. Evet. Buradaki çapaklar benim makinemin geri çekme ayarları ile alakalı ama son derece kaliteli bir baskı oldu. Bu çapaklar temizlendiği zaman kalıp için hazır. Yaklaşık 3 saat sürdü, 3,5 saat sürdü. Evet arkadaşlar, bu tür videoların devamı için videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi de unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.